Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte çamaşır makinemizin rulman takımını nasıl değiştireceğiz? Bunu detaylı bir şekilde sizlerle birlikte öğreneceğiz. Evet, makinedeki arızayı tamamen tespit etmek amaçlı makineyi sökmeden önce sizlere biraz gösterim yapacağım. Kamerayı biraz daha yakın aldım. Umarım idealdir. Bakın. Kapağımızı açtık. Kazanı çeviriyorum. Şu an yavaş dönme modunda. Bir sıkıntı yok ama bunu sıkmaya aldığımız an bakın sesi duyuyorsunuz. Benim elimle azıcık döndürmeme bile ne kadar kötü ses çıkartıyor. Gerisini siz düşünün. Umarım ses şu an duyuluyordur. Şu an makineyi sıkmaya aldım. Bir de makinenin gözünden görmenizi istiyorum. Az önce elimle zaten çevirmiştim. Bir de makine çevirsin bakalım. Nasıl bir ses çıkacak? Şu an normal dönme modunda bakın. Ses duyulmuyor. Ama makine hızlandıkça sesini duymaya başlıyoruz. Apartmanı bile ayağa kaldıracak derecede kötü bir ses. İşlemlerimizi yapma işlemine geçelim. İlk yapacağımız işlem bu makinamızın alt kısmında şöyle bir kapak var dostlar gördüğünüz gibi. Bu kapağın içinden benim makinamda şöyle bir hortum çıkıyor. Bir. İkincisi şurada bir kapak var. Bu kapağı da açıp suyunu boşaltacağız kazanın içerisindeki. Bakın plastiği yine çıkartıyorum. Hem hava yapıyor, içerisinden su boşanıyor hem de bu alt kısımda biriken suyun hepsini bu siyah hortum yardımıyla boşaltıyoruz. Bu işlemi yapmazsanız makineyi sökerken içerisinden kazanı çıkarttığımız an ciddi derecede su akar. Yani... Evet, buradan çok su çıkmadı ama yine hiç yoktan bir deterjan çıktı. Evet, ilk başta makinamızın üst kapağını açacağız. Şu altta 2 adet vidası var. Ben şarjlı matkap ile bunları sökeceğim. Bu vidaları kaybetmeyelim. Daha sonra toplarken bizlere lazım olacaktır. Kapağımızı şu şekilde geriye itleyerek kaldırıyoruz. Gerekirse vidaların hepsini kapağın üzerine koyun. Kaybolmasın, bayağı da pislenmiş. Şimdilik arka kapağı açmaya gerek yok ancak ben arızanın tamamen kazandan kaynaklı olduğunu göstermek için söküyorum. Zaten kendi rahatlıkla çıkıyor. Yine vidalarını kaybetmeyelim. Kapağımızı söktük. Burada bir kayışımız var. Kayışımızı attırıyoruz. Motorumuz ile kazanımızın arasındaki. Arızanın tamamen kazandan kaynaklı olduğunu göstermek için çeviriyorum. Bakın az önceki ses yine devam ediyor. Bu şekilde sökmeye devam edelim. Ön panelimizi sökerek işleme başlıyoruz. Önce şu deterjanlığı çıkartalım. Ön panelimizi almak için şu üstlerde geçme yerleri var. Burayı tornavida ile aşağı bastırıyoruz. Bir tane de burada var. Bastırdığımızda dışarı doğru çektiriyoruz. Bakın zaten geliyor. Şekilde açtım ön panelimi. İsterseniz buradaki kabloları sökebilir. İsterseniz de sökmeyin.
karşı almayacaktır. Şöyle kenara atarsak, bakın, veya şuraya tutturursak bizlere karşı almayacaktır. Eğer burada kablolarını sökerseniz, bunlara etiket vurun, takarken sizlere zorluk yaşatmasın, neyi nereye takacağınızı karıştırmayın diye. Şimdi de bu deterjan kabının diğer kısımlarını sökeceğim. Şurada, şu altta, şurada, şurada, yani toplamda 4 adet vidası var. Bu vidaları sökelim. Dört dedim ama herhalde 3 tane vidası vardı. Bakalım başka var mıymış? Başka yok. Su giriş ve kazana su veriş hortumlarını söküyorum. Bakın bunları sökerken karıştırmayın. Bu taraf şu alttaki motora, bu tarafta şu su motoruna, şurayı zaten karıştırma imkanınız yok. Şurada demir kelepçesi var. Demir kelepçesini sıkıştırıyorum. Biraz geriye alıyorum. Bakın buralar kireç tutmuş olabilir. Çok sert işlem yapmayın. Boruyu kırdırabilirsiniz. Bu tamam. Şimdi şunları da sökelim. Su varmış halen. Şimdilik deterjanı çıkartmıyorum. Şu altta bir boru var. Bu ön paneli söktüğümde boruyu alacağım. Daha sonra bu deterjanlığı çıkartacağız. Şimdi ön paneli çıkartmak için şu demirleri falan hep sökelim. Oynamaya başladı. İlerleyen zamanlarda karşı almasın diye şimdi bu deterjanlığı da söküyorum. Demiştim ya, altta bir tane hortumu var. O hortumuna şimdi eriştik. Biraz zor olacak ama bunu da söktük. Bunları kaybetmeyelim. Üst kısımları söktük. Şimdi aşağı doğru sökmeye devam edeceğiz. Şurada bir yay olması lazım şu kenarda. Bu şekilde. Makineyi geriye doğru yasladım. Benim ön kapak aşağı doğru çekip açmalıdır. Sizinki belki de yukarı doğru çekmeli olabilir. Önce bu alt plastiği sökeceğiz. Şurada altta vidaları var. Burada dişleri geçiyor. Bu vidaları sökelim. Bunu söktük. Şimdi 1, 2, 3 adet daha vidası var altta. Bu 3 tane vidayı daha sökelim. Halen daha su var kazanda. Ön kapağımızı çıkartmak için ben aşağı doğru bastırıyorum. Böyle yaparak çıkacak. Şurada emniyet kilidini var. Bunun soketini sökelim. Şöyle bir soket zaten. Tam olarak şurada. Sizler de görün. Ön panelimizde sökme işlemini sağladık. Şimdi elektrik bağlantılarını sökelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kablo var zaten. Bakın yerlerini de karıştırmayın bunların. İsterseniz fotoğraflarını çekin. Takarken rahatlıkla yerlerine takarsınız.
Burada topraklama hattımız var. Şurada 2 adet daha soketimiz var. Bunları da söktük. Şunu açıp kablolarımızı alalım. Arkada motoruma giden kablom var. Onu da sökeyim. Evet. Kablolarımızı da söktük. Şu an elektrik aksamlarını komple sökmüş olduk. Şimdi şu altta su verme hortumu var. Ben altına bir tane tepsi koydum ki bunu söktüğümde içinden muhtemelen su kalmıştır. Su boşanacaktır yere akmasın diye. Şu altta bir tane vida var. O vidayı gevşetiyorum. Kelepçesinin vidası olarak düşünebilirsiniz bunu. Esnete esnete çıkartıyorum. Su da yokmuş çok fazla. Ek olarak şu plastiğin ucunda bir tane daha vida var şurada. Onu da sökelim. Evet, bu da tamamdır. Şimdi alttaki bu ağırlığı sökeceğim. Bazı makinelerde şuralarda olur ağırlık. Ama ön tarafta illa bir ağırlık olur. Bu ağırlığı sökmem için ben lokman anahtar kullanacağım. Şu altta 2 adet var. Onları sökeceğiz şimdi. 2 adet şöyle vida çıktı. Taşımız bu şekilde. Bunu yere koyarken sert koymayın. Kırılabilir. Çok hassas bir şeydir. Şimdi üst taraftaki taşı sökmek için yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane vidası var. Bunları lokman anahtarla söküyorum. Taşını da söktük. Yavaşça bunu da alalım. Bu da bayağı ağırmış. Kazanımızı komple çıkartmadan önce şu amatörlerimizin altında bazılarının vida olur, bazılarının şöyle plastik bir parçası olur. Aynı şekilde şu karşıda da var. Bunları sökeceğim ve amatörlerimi de alacağım. Daha sonra kazanımı çıkartacağım. Evet, amatörlerimizin bu plastik parçasını çıkarttım. Bunu çıkartırken bakın arkada bir dili var. Önce dilini bastırın. Ön taraftan da penseyle şöyle tutalım. Aşağı yukarı aşağı yukarı esnete esnete çekelim. Rahatlıkla çıkacaktır. Zaten sizin çamaşır makinenizde muhtemelen burada vidalı bir şekilde olacaktır. Vidayı sökerek rahatlıkla alabilirsiniz. Eğer böyleyse dediğim gibi penseyle sıkıştırın. Zaten bakın burada bir aralık bırakmışlar. Sıkışınca küçülüyor. Bu şekilde tasarlan. Kazanımız ile iskeletimizin arasında hiçbir bağlantı kalmadığına göre kazanımızı artık makinamızın içinden alabiliriz. Bunu almak için 1 ve 2 tane yay var burada. Bu yayları isterseniz şuradan çıkarttırın. İsterseniz de şu alttan rahatlıkla çıkarttırıp kazanınızı kaldırabilirsiniz. Bakın hiçbir şey tutmuyor şu an. Bu şekilde kazanımı aldım. Şimdi motorumu sökerek işlemime devam edeceğim. Motoru sökmem için şurada bir tane vidası var. Altta da geçmeleri var. Şöyle altını çevireyim. Bakın şurada bir iki tane geçmesi var. Bu vidayı söktükten sonra motoru şöyle çekeceğim. Çıkacak. Şimdi vidayı sökeyim. Yine bunu taşları sökmüş olduğum ağız ile söküyorum. Daha sonra motorumu şöyle eğdirip çekiyorum ve motorumu bu şekilde çıkartmış oldum. Şimdi sıra geldi bu büyük kasnağımı sökme işlemine. Burada yine lokman takımını kullanacağım. Bakın bunu bu şekilde çevirirsek sökemeyiz. Burada yapacağımız işlem bir tane çekiç bulun dostlar. Çekici şuraya hop saplayalım. Daha sonra takıyorum lokman takımını. Bakın gelmiyor. Böyle çeviriyorum. Biraz başı zor olur ama devamı çok rahat olacaktır. Bu şekilde
Artık bu çekici ihtiyacım yok. Böyle rahatlıkla söktüm. Bunu da aldık. Şimdi kazanımın içini açacağım. Benim kazanım en dış taraftan kelepçeli bir kazan. Bazıları ortadan vidalı olur. Bir tip de presli kazandır. Eğer makinanız presli kazan ise bunu siz biraz zor yaparsınız açıkçası. Çünkü kesilecek burası, oraya bu şeylerin, kaportacıların kullanmış olduğu böyle birleştirici bir plastik atılacak. Daha sonra 300 dereceye dayanan bir silikon atılacak. Bunlar bayağı uzun işler ama denemeye değer. O kadar da zor değil açıkçası. Şöyle kelepçeleri var. Kelepçelerini teker teker söküyorum. Bakın zorlanırsanız düz tornavida yardımıyla şöyle yapıp kelepçesini çıkartabilirsiniz. Diğer kelepçelerimi de sökeyim. Evet, tüm kelepçelerimi bu şekilde söktüm. Bunlar yine kaybolmasın. Şimdi kazanımızın içine erişelim. Şöyle yavaşça kaldıralım. Bakın şu alt kısımda rezistans var. Şuraya dikkat edin kaldırırken. Çok sert bir müdahale etmeyin. Rezistansınızı çatlatabilirsiniz. Zaten bir yeri sürtüyor. Bak, rezistansımızı da aldık. Şurada müşürüm var. Bu şekilde dış kabında çıkartmış oldum dostlar. Bu plastik kasadan içindeki demiri ayıracağız dostlar. Bunu yaparken şu arkadaki mile vuracağım ama mile vururken direkt çekiçle vuracağımız için bakın şurası zarar görebilir. Bu sebeple kendi vidasını şu arka kısma takıyorum. Çektiğimizde rahatlıkla çıkmaz. Ama bu vidayı taktığımızda böyle vurarak rahatlıkla çıkartacağız. Az büyük bir çekiç aldım. Diğer çekiç biraz küçük geldi. Zaten çıktı. Şimdi bu vidasını söküyorum. Bakın bu vidayı takın. Yoksa kazanızın şu dış tarafı zarar görebilir. Evet. William keçem darmadağın olmuş. İçinde bir sürü taş birikintisi var. Bakın. Burası o kadar kötü hale gelmiş ki biraz daha kullanılsa şu demir muhtemelen aşınacaktır ki. Evet, ses yapmanın sebebi şöyle sizlere de rahatlıkla göstereyim. Bakın burada bir keçe var. İçerisinde bir rulman var. Bir de şu arka kısımda bir rulman var. Bu rulmanlar zamanla dağılıyor ve özellikle de şu rulman dağılmış. Bakın yine aynı ses. Bu rulman dağılmış ve sesi bu rulman yapıyor. Şimdi bu rulmanı nasıl sökeceğiz sizlerle bunu detaylıca öğreneceğiz. Şimdi rulmanları sökme işlemine geçeceğiz. Asıl işlem burası. En zor işlem. Şu dış tarafta bir keçe var. Önce bu keçeyi çıkartalım. Bu yağ keçesi. Keçemizi şu şekilde çıkartacağız. Tornavidamı çapraz koyuyorum. Keçenin altına bastırıyorum ve keçemi bu şekilde alıyorum. Şimdi iç kısımdaki rulmanı sökmem için uzun bir tornavida aldım. Rulmamın İç kısımdaki şu kenarı ve diğer kenarına bir o kenara bir de diğer kenara olacak şekilde yavaş yavaş vuracağım. Bir birine bir diğer kenara bir şu çapraza her yere eşit orantıda vurun. Kastırmayın. Yavaş yavaş zaten çıkacaktır rulmanınız. Şu şekilde bir sağa bir sola vuruyoruz. Zaten ben çıkarttım. Biraz hor davranacaksınız. Rulman iyice dağılmış. Şöyle sizlere de göstereyim. Ana sağlamış kısaca. Bu arkadaki rulman sağlam ama ne olur ne olmaz diye. Şimdi bu arkadakini de aynı şekilde söküyorum. Aynı şekilde bu arkadaki rulmanı da çıkarttım. Kameram oynadı. Bakın bu şekilde rulmanı çıkarttım. Sakın şu dış demiri çıkartmayın. Bir daha oturtturamazsınız. Makine çöp olur. Arkadaki rulmanı da rahatlıkla çıkarttım ben. Bir sağa bir sola tık tık diye sert vurun. Çok kolay çıkacaktır. Evet, keçemle rulmanlarımı aldım. Bakın rulmanlarımızın markası ORS'dir. İkisi de aynı marka. Sadece bu kutusunu getirdim ki sizlere markasını da gösterebileyim. Keçemizin markası da şu şekilde SKT yazmışlar. Keçem de bu. 2 adet rulman.
Bir adet keçe aldık. Şimdi bunların maliyeti bana 70 lira oldu. Ben internetten almıştım. Kargo ücreti vesaire. Hepsi 70 TL'ye mal oldu bana. Şimdi bu dış tarafına rulmanımın küçük olanını çakacağım. Burada önemli olan şey, rulmanımızı düz koyuyoruz buraya. Şöyle çapraz koyarsak veya böyle eğri bir şekilde koyarsak rulmanımızı çakamayız. Dümdüz koyduğum zaman ufak bir çekiçle bir sağına, bir soluna, bir şu köşeye, bir şu köşeye. Sadece vuracağımız yerler şu. Çevresidir dostlar. Başka yerlerine vurmayın. Şu iç kısmına vurursanız rulmanınız dağılabilir. Evet, biraz oturttum. Aynı şekilde bir sağa, bir sola, bir şuraya, bir şuraya. Rulmanım tamamen oturana kadar çakacağım. Tamamen oturduğuna emin olmadıysanız, bu arka taraf için söylüyorum, eski rulmanını getirin. Bu yeni rulmanın üzerine koyun dostlar. Daha sonra bunu çekişle vurun. Bakın bu şekilde aşağı iyice oturuyor. Tamamen oturana kadar vurun. Bakın halen daha gidiyor. Tamamen otursun yerine. Evet, şu an tamamen oturdu diye düşünüyorum. Çünkü daha o tok ses geliyor. Evet. Dış rulmanımızı tamamen yerine oturtturduk. Bakın şöyle çok az bir tırnak payı şekilde bir boşluk kaldı. Yani dış tarafında. Bunu da bu eski rulmanıyla rahatlıkla oturtabilir. Şimdi bu büyük olan rulmanı da iç kısma takacağım. Bunu da aynı şekilde dostlar, hiç çapraz olmayacak biçimde koyuyorum. Bunu rahat çakmak için bu eski rulmanı yine kullanacağım. İnşallah burada çekicim sapı işler diye düşünüyorum ki inşallah burası bayağı zor olacak ama bunu bir şekilde çakacağım. Çakıyorum. Bakın dediğim gibi burada direkt zaten kendi sıfır almış olduğumuz rulmanı çakamayacağız. Bu eski rulmanı kırmadan çıkartacağımız için bu eski rulmanı kullanarak bakın rahatlıkla çakabiliyorum. Başka türlü zor olur. Zaten oraya çakmanız tornavida yardımıyla çakarım derseniz o şekilde de çakılabilir, ancak alttaki taze rulmanına zarar verebilirsiniz. Bunları göze alarak işlemi yapın. Evet, alttaki rulmanın tamamen oturduğuna emin olmak için bakın şöyle pensemin kollarını çıkarttım. Pensemi bu eski rulmanıma takıyorum, bakın. Eskiyi yeninin üzerine koyuyorum. Eski rulmanıma takıyorum penseyi ve çekicim yardımıyla bir buraya, bir buraya. Evet, rulmanlarımızı taktık. Şimdi keçemizin içerisine gres yağı dolduracağım. Şöyle açayım. Ben bu yeşil gres yağını kullanıyorum. Keçemin içini tamamen gres yağı ile dolduracağım. Şimdi düz tornavida yardımıyla gres yağımı alıyorum. Keçemizin içerisine tamamen böyle yedirelim gres yağını. İyice dolduralım. Ki makinemizin bu gres yağı rulmanlarının ömrünü uzat. Şimdi keçemin içerisini bu şekilde gres yağı doldurduğuma göre keçemi çıkarttığım yere, yani şuraya çakacağım şimdi. Yine bunu çekiç yardımıyla bir sağdan bir soldan vurarak çakalım. Şimdi rulmanlarımızı çaktık. Artık makinamızı toplama işlemine geçeceğiz. Söktüğümüz şekilin tam tersi biçimde makinamı toplayacağım. Bu demiri bu kazanın içerisinden çıkartmıştık. Bunu aynı şekilde takıyorum. Ters çevirelim. Bakın buradan ne kadar çıktığını biliyoruz. Yerleştirdim. Bakın ses var mı? Ona dikkat edin artık. Ses gitti. Makinamız düzeldi şimdilik. Evet. Dış kazanımız ile iç demirimizi birleştirdik. Şimdi bu kasnağımızı yerleştiriyoruz ve vidasını sıkıyorum.
artık sıkma tarafını alalım. Bunu iyice şimdi sıkmayacağım. Birazını topladıktan sonra şuraya çekicimi takıp bunu iyice sıkacağım. Şimdi üst kapağımı kapatacağım. Burada önemli olan şey bu rezistansımızın şu altta yeri var. Bakın burada benimki boru geçen yerde. Eğer bilmiyorsanız iç tarafında bir demir var. Bu rezistansımız tam o demirin ortasına gelecek şekilde yerleştireceğiz. Bakalım içine toz düştü. Şimdiden pisletmeyelim. Tamamen kendi yerine geçsin. Bakıyorum şu an. Göreyim. Evet. Bakın. Kazanımızın içini oturtturduk. Şimdi kelepçelerimi sıkacağım. Şimdi kelepçelerimi söktüğüm şekilde takıyorum. Önce çaprazdan iki tane atalım kelepçe. Ki toplamamız rahat olsun. Kazan bir yeri yığılmasın. Kelepçe yerleri zaten belli. Görüyorsunuz şuralarda. Şöyle dört köşeye kelepçe atayım önce. Kazanımın arkasındaki bu büyük kasnağı az önce tamamen sıkmamıştım. Şimdi buraya çekicimi takıyorum yine. Bu sefer tamamen sıkacağım. Hadi bismillah diyerek. Sıkmışım tamamen. Bu işlem de tamam. Şimdi kazanımızı kasamıza yerleştirerek devam edelim. Şimdi yapacağımız işlem bu kazanımı şöyle koyayım. Umarım görüyorsunuzdur kazanı. Şöyle iki tane yayı var. Bu yayların bu gergin olan kısmı kazanımıza takılacak aşağıya. Diğerini de şuraya takayım. Daha sonra kazanı kaldıracağım. Şurada ve şurada iki tane plastik kısım var. Kazanımı buraya astıracağım. Şu an kazanımı yerine yerleştirdim. Önce bir tarafı takıyorum. Bu şekilde. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da takacağım. Evet, şu an kazanımı astım. Şimdi alttan amatörlerini monte ederek devam edelim. Şimdi amatörlerimi söktüğüm şekilde yine yerine takacağım. Evet, biri şuraya gelecek. Bildiğiniz gibi şöyle uzun plastikleri var. Sizler de görün. Bunları yine aynı şekilde yerine çakıyorum. İtiklesek içeri doğru geçecektir. Eğer geçmezse ufak bir çekiç yardımıyla şöyle İçeri doğru çakın, rahatlıkla geçer. Şimdi aynı şekilde diğerini de yapayım. Kafam inşallah karşı almıyordur. Bakın bu plastiği de aynı şekilde buraya takıyorum. Evet, bu şekilde amatörlerimizi de oturtmuş olduk. Yine yan yatırdım. Hatta yüzük uyla yatırdım. Motorunu takacağım. Az önce motoru takmadım ki yaylara çok fazla yük binmesin. Şu şekilde motoru yerine yerleştiriyorum. Şuradan bir vidası vardı dostlar. Bakın. Eğdiğimde vida yerine geliyor. Vidası şuydu. Vidasını da sıkalım. Biraz elimle sıktım gerisini. Lokman takımın ağzıyla sıkıyorum. Tamamen sabitlemesini de lokman anahtarla yaptım. Şu an motorumuz sabitlenmiş oldu. Şimdi yapacağım işlem bu ana çıkış su hortumunu, gider hortumunu hatta getireceğim. Kazanımın altında bir boşluk var. Söktüğümüz yere aynı şekilde takıyorum. Ve tornavida yardımıyla bunun bildiğiniz gibi bir kancası var. Bu kancayı sıkıyorum. Burada kancayı iyice sıkın. Su verme durumunda
Yoksa su kaçakları olabilir. Bunlara dikkat edelim. Evet, bunu iyice sıktım. Şimdi şu plastiği de, şurası diğeri, onu da oraya yerleştirelim. Bir tane vidası var zaten onun. Şu şekilde. Bu vida yardımıyla şuraya bunu da yerleştireyim. Evet, bunu da yerleştirmiş olduk. Şimdi kontrol edelim bakalım. Açılma falan var mı? Su kaçağı sonradan olmasın diye şu an bir şey yok. Şimdi az önce sökmüş olduğum bu taşı yerine monta edeceğim. Evet, taşımı uzun uğraşlar nedeniyle çektim. Bakın altta iki tane vidası var. Bunu birini sıkıştırıyoruz biraz. Daha sonra diğerini, biraz birini, biraz birini. Sıkıştırdıktan sonra taşımı rahatlıkla yerine oturtturdum. Şimdi elektrik bağlantılarımıza geçelim. Şu büyük kablo bizim motorumuza giden hat. Şu kırmızı kablolar buradaki pompaya. Bakın şu topraklamamız, bu rezistansımızın bir ucu, bu da diğer ucu. Şu da müşürlerimiz bizim. Bunları sizlerle takacağız şimdi. Motorumun bildiğiniz gibi bu büyük soket motoruma aitti. Şu arkadan. Şöyle sizlerin de göreceği açıda zaten motorumda bir tane kablo takma yeri var. Oraya da bunu takıyorum. Ters takma imkanınız yok çünkü isteseniz de ters takamazsınız bunu. Evet, taktık. Şimdi burada rezistansımı bağlayayım önce. Bakın iki kahverengi kablo rezistansımın kablosuydu. Birini şuraya, diğerini de şuraya takıyorum ve sarı yeşil olan da bizim topraklama hattımız. Topraklamayı bağlıyorum. Şimdi müşürümün girişlerini bağlıyorum. Bakın müşürümün bir girişi şurası. Diğeri de şurası. Sıcaklık sensörü de diyebilirsiniz buna. Şimdi buradaki pompanın kablolarını bağlıyorum. Umarım görüyorsunuzdur şu an. Evet, diğer soketini de taktık. Şimdi buradaki elektrik bağlantılarımı hallettim. Bu ne diye soracaksanız, bu bizim kapımızın kilidinin kablosu. Kameramın açısını üst kısma aldım ki bu üstteki taşımı yerleştirebileyim. Bu taş bildiğiniz gibi bayağı bir hassastır. Buna dikkat ederek işlem yapın. Zaten 3 tane vidası var. Rahatlıkla hepiniz bunu sıkacaksınızdır. Birinciyi küçük yerleştirdim. İkinciyi de biraz tutturdum. Ve üçüncüyü de yerleştirdim. Şimdi bunları lokman anahtarımız ile sıkıştırıyoruz. Tamamen sıkmıyorum onu. Hepsini denge diş yaparak. Bu tamam. Şimdi bunu da yapalım. Bu da tamam. Evet, bu da tamam. Bu üst taşımızı da yerleştirmiş olduk. Şimdi yapacağım işlem bu kapağımı yerine yerleştirmek olacak. Şuradaki soketimizi bakın. Şurada kilidim var. Kilidime takacağım önce. Bu zaten yeri vardır. Diğer türlü ebedi geçmez dediğim gibi. Şu an keşke siz de görebilseydiniz bu açıyı. Evet, onu taktık. Yukarıdan aşağı çekmiştim. Tam yerleri var. Bakın şurası ve şurası var. Burada tamamen demirlerine geçecek. Şu işlem ben kontrol edeyim. Geçirdim. Bakın bastırıyorum ve yukarı doğru itip diyorum. Şu an geçti kazık şeyim.
Şimdi altta 3 adet vidası var. 1, 2, 3. Bunları sıkıştıracağım. Bakın. Tamamen yerine geliyor. Şu an şarjlı matkapla yapacağım ki pek fazla zamanımı öldürmesin bu işlem. Umarım kafamdan görüyor biliyorsunuzdur. Görüyor biliyorsunuz. Tamam. Üçüncüyü de sıkalım. Evet. Üç vidamı da sıktım. Evet, bu dış kabımızı taktık. Şimdi bu alttaki plastiğini takıyorum. Yine hortumun içinde yerleştirdim. Burada tırnakları var. Alt tarafta. Bastırıyoruz. Daha sonra iki tane vidası vardı bildiğiniz gibi. Birinci vidayı şuraya, ikinciyi de şuraya attım mı? Tamam. Şimdi plastik körüğümü yerine oturtuyorum. Buna dikkat edin, bakın bunu yırtarsanız bulmanız biraz zor olabilir. Çıkma bulacaksınız artık, sıfırı var mı? Körüğümü taktıktan sonra bakın bu yaylı bir demiri var. Onu şu kenarlara geçiriyorum. Önce demirini her yerine geçirelim. Daha sonra yayı şöyle biraz aşağı gelsin. Daha sonra yayıyla, evet bu şekilde körüğümü de buradaki çember ile sabitlemiş oldum. Yavaş yavaş finish kısmına geçmeye başladık. Şimdi buradaki demiri yine aynı şekilde yerine koyarak vidalıyorum. Bunun iki tane vidası var bildiğiniz gibi. Birini şuradan gövdeye, diğerini de tam karşısından aynı şekilde gövdeye atıyorum. Evet, bu şekilde bunu da yaptık. Evet, şimdi bu deterjanlığımı buraya yerleştireceğim. Altta makinamızın kazanına giden bir tane plastik boru var. Bakın bu boruya önce şu demirini takıyorum. Daha sonra bu altta bir tane görmüş olduğunuz bir borusu var plastik. Onu plastiğe geçiriyorum. Tabi başarabilirsek. Bunu buraya geçiriyorum ve kancayı bıraktığım an sabitlenmiş oluyor. Evet, şimdi üst demiri atarak devam ediyorum. Bakın şurada bir tane demirimiz var. Karşıdan karşıya bu şekilde. Bu da şöyle alttan mıydı? Şöyle alttandı herhalde. Bu şekilde taktım. Şimdi bunun 4 adet vidası var. Bu vidalarını sıkıştırıyorum. Birinciyi taktım. Şimdi ikinciyi yapalım. Üçüncüyü ve son olarak da şu dördüncüyü sıkıştırıyorum. Evet, bu şekilde üst demirimizi de taktık. Şimdi deterjanlığımı da aynı şekilde yerine oturtuyorum. Bakın şurada bir iki tane plastik parça var. Şurada da demirlerimizin bu plastik parçaya denk geleceği yerler var. Bunları aynı şekilde söktüğümüz biçimde yerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde bunu da yerleştirdim. Şimdi vidaları var. 3 adet vidalarını sıkacağım. Burada bir tane vidası kısadır ve pullu gibidir. Bakın pullu olan vidayı tam şu kısma atıyorum. Bu uzun olan vidaları da bu öndeki demirden içeri doğru sallıyorum. Evet. Bu şekilde bunu da yerleştirmiş oldum. Şimdi bu deterjanlığıma gelen ve çıkan su borularını takacağım. Zaten çaprazlama duruyordu aynı şekilde. Yine çaprazlama takıyorum. Bakın bu ikinci su motorumdan birinci girişe bağladım. Daha sonra bu birinciden ikinciye bağladım. Ve bu kazanıma giden boruyu da aynı şekilde tutturdum. Ve bunların bildiğiniz gibi şurada kelepçeleri var. Bu kelepçeleri de aynı şekilde takıyorum. Bunu da takalım. Evet, hepsini taktık. Şimdi ön panelimi takıyorum. Bak ben ön panelimde hiçbir kabloyu sökmedim. Hiç de karşı almadı. Ama sizin makinenizin şekli şemali nasıl, buna bir şey diyemem. Sökmek gerekir bazen. Bazen gerekmez. Zaten kendi attı. Ben çıkıyorum dedi. Ve son olarak bakın bu söketleri kontrol edin. İçlerinden biri çıkmış olabilir. Sizlere daha sonra sıkıntılar yaşatabilir. Şimdi çaprazlama yapıp sökmüştüm. Çaprazlama yerine takıyorum aynı şekilde.
3 tane kancası vardı. 3 kancayı da taktık. Bu şekilde oturtturduk. Deterjan kapağımı takıyorum yerine. Ön panelimizi komple topladık. Evet, tüm işlemlerimi sağladığıma göre hop kapağımı kapatıp vidalarını sıkabilirim. Hemen yine şarjı matkabım ile kapağımın vidalarını sıkıyorum. Zaten 2 tane vida vardı sökerken. Detaylı anlattım sizlere. Şimdi diğer vidasını da sıkalım. Evet. Şimdi kayışımızı takma işlemine geçelim. Kayışımızı aldık. Önce kayışımı motoruma takıyorum. Zaten kendi otomatikman gerilerek buraya oturacaktır. Evet, olay bundan ibaret. Bakın, o ilk baştaki ses artık gelmiyor. Şu an gelen tek ses motorumun sesi. Arka kapağımızı takarak finish kısmına geçelim. Burada önce üstteki vidayı takıyorum. 5 adet vidası var bunun, bildiğiniz gibi. Evet, birini taktık. Şimdi yukarıdan aşağı şekilde diğerini takıyorum. Şimdi karşıdan bir tane atalım. Burayı da attım ve son vidasını da atıp evet, tamirimi sonlandırdım. Şimdi makinemi yerine kurup sıkma modunu alarak makinamızı test edelim. Şu an makineyi sıkma konumunu aldım ve start'ı veriyorum. Az önceki sesle şimdiki sesi kıyaslayalım bakalım. Seste değişiklik oldu mu yoksa yine aynı mı ses çıkıyor? Yaptık zaten, seste değişiklik olmuştur da. Şu an makinem yavaş çalışıyor. Bize önemli olan hızlı çalışmadaki sesidir. Yavaş yavaş hızlanacaktır. Tam hızlanınca açacağım videoyu. Şu an hızlanmaya doğru gidiyor gibi. Az önceki o uğultu sesi yok artık. Evet. Makinemiz hızlanabildiği kadar hızlandı. Şu an gelen ses motordan geliyor. Az önceki gibi bir grrrr diye ses gelmiyor artık. Makinamız orijinal sesine döndü dostlar. Bu şekilde. Şu an makine bir programı bitirdi. Ve sıkma da. Şimdi içerisinde yük var iken sıkma durumunda çalışmasını sizlerle seyredeceğiz. Yükü görüyorsunuz. İçi tıka basa dolu neredeyse. Belki de 5 kilodan daha fazla yük vardır. Makinamız 5 kiloluk 600 devirlik bir makina. Evet, makinenin sesini duyuyorsunuz dostlar. Ekstra zerre kadar ses yok. Sadece makinenin çalışması. Makina 2001 model olduğu için biraz daha gürültülü çalışabilir. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizlerle birlikte bu çamaşır makinamızın çok gürültülü çalışıyordu. Videonun başında da gördünüz zaten. Rulman takımını sökmek için komple denden ettik. Rulmanlarını çıkarttık ve yeni rulmanlarını çaktık. Bana bu çamaşır makinesinin, kendim yaptığım için söylüyorum, maliyeti 70 lira tuttu. İnternet üzerinden 2 rulman, bir de keçesini aldım. Bunları 70 liraya aldım ve makinamı 70 liraya eski haline getirdim. Bakın sesine şimdi. Başlangıçtaki sesi böyle değildi. Bildiğiniz gibi grrrr diye ses çıkıyordu. Şimdi